Evet, sevgili öğrenciler, değerli izleyiciler, bugün 18 Mayıs 2022, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu SUBİ konuşmalarının 3. dönem 32. buluşmasına hepiniz hoş geldiniz diyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Faydalı ve hoş bir sohbet olmasını da baştan diliyorum. Evet, bugünkü sohbet konumuz Türkiye'nin geleceğinde yerlilik ve millilik vizyonu iken, konuğumuz eski Kültür ve Turizm Bakanımız ve halen Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görev yapan Sayın Yalçın Topçu'dur. Kendisine hoş geldiniz diyor ve bize değerli vakitlerini ayırdığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Saygılar sunarım. Sağ İyiyiz, olun. Allah'a hamdolsun. Allah iyilik Kusura bakmayın, versin. belki biraz geciktik ama size arz ettim. Estağfurullah. Misafirlerimiz vardı Ukrayna'dan, Bu iş yoğunluğunuz, Türkmenistan'dan. evet. Bu iş yoğunluğunuza Evet. bize vakit ayırıp katıldığınız ve değerli bilgilerinizi bizle paylaşacağınız için ayrıca teşekkür ediyorum ben. Ayrıca Çok teşekkür ederim. sizleri konuk etmekten büyük memnuniyet duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür Değerli ediyorum. izleyiciler, sohbetimize başlamadan önce hemen yarın kutlayacak olduğumuz Türk Kurtuluş Savaşı'nın fitilinin ateşlendiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi hayırla yad ediyorum. Sayın Bakanım, İzleyicilerimizin büyük bölümü sizi yakından tanıyorlar ama genç arkadaşlarımızı da sizde yakından tanımaları açısından özgeçmişinizi bir kısaca hatırlatmak istiyorum izninizle. Yalçın Topçu kimdir? 1957 yılında Ardahan'da dünyaya gelen Yalçın Topçu ilk orta ve lise öğrenimini Ankara'da Yüksek Okulunu Eskişehir Eğitim Enstitüsü Matematik bölümünde yapıp tamamladı. 12 Eylül sonrası haksızlığa uğratılan 3800 öğretmenden birisi olarak hayatının belirli bir dönemini muhasebe ve personel müdürlükleriyle şirket yöneticilikleri yaparak geçirdi. Belgeli serbest muhasebecisi olarak uzun süre müteahhitlik yaptı. 1992 yılında Muhsin Yazıcıoğlu, Ökkeş Şendiller, İsmet Gür, Saffet Topaktaş, Ahmet Özdemir ve Esat Bütün ile birlikte Büyük Birlik Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve 1995 yılına kadar Büyük Birlik Partisi Ankara Kurucu İl Başkanlığı görevini üstlendi. 1996'da memurluğa dönerek 11 yıl boyunca Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde çalıştı. 2007'de memuriyetten emekli oldu. Aynı yıl Muhsin Yazıcıoğlu'nun daveti üzerine Büyük Birlik Partisi 3. Olağanüstü Kongresi'nde partinin genel sekreteri olarak seçildi. 2009'da ise Yazıcıoğlu'nun vefatının ardından genel başkan oldu. Büyük Birlik Partisi genel başkanlığı görevini 2011 yılında düzenlenen genel seçimlerin ardından bıraktı. 2014'te Büyük Birlik Partisi'nden istifa etti. 63. hükümette Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı. 2016 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirildi ve halen bu göreve devam etmektedir. Evet, Sayın Bakanım, sohbetimize başlamak istiyorum eğer siz de hazırsanız. Şöyle başlamak istiyorum Sayın Bakanım. Sizin Türk gönül dünyasına olan sevdanızdan başlamak istiyorum. Biz bunu çok iyi biliyoruz ama genç arkadaşlarımızı da bu konuda bilgilendirmek açısından bize kısaca bu sevdanın nasıl başladığını anlatabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Müsaaden olursa Rektör Hocam, ben 93 Ağızka muhaciri bir ailenin çocuğuyum. Öncelikle özgeçmişimle ilgili bir şey istiyorum müsaadeniz olursa. Buyurun. Estağfurullah. Birisi, ben 93 Ağızka muhaciri bir ailenin çocuğuyum. Onu ilave etmek istiyorum. Yani Biliyorum. Ağızka Türklerinden benim ailem. 93 Ağızka
Sonra 93 o şekilde gelmişler, Ardahan'a yerleşmişler. Sonra Türkiye'nin dört bir tarafına dağılmışlar. Tıpkı bugün olduğu gibi. İkincisi, evet matematik bölümü mezunuyum ama aynı zamanda felsefeyim de. Bunu da ilave edeyim diye düşündüm. Bilgileri olması açısından. Evet değerli hocam, sorunuza geçmeden önce sözlerime başlarken biliyorsunuz bugün 8 Mayıs 1944 Kırım Tatar sürgününün 78. yıl dönümü. Yani soydaşlarımız Tatar kardeşlerimize 78 yıl önce bir insanlık suçuna tabi tutularak sürüldü. Kafkas milletlerinin ve benim ailemin de olduğu gibi. Acıyla andığımız bugün de bütün sürgün şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Sürgündeki soydaş Kırım Tatar gençlerinin şahsında gençlerimizin yarın kutlanacak 9 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını kutluyorum. Ve Sakaryalı Üniversitemizin tüm mensuplarını ve izleyenleri saygıyla selamlıyorum. 19 Mayıs'ı gençliğimize emanet eden Büyük Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi rahmetle saygıyla yad ediyorum. Evet, değerli hocam, sevdamız nerede başladı? Türk dünyasına sevdamız ocak başında kucağında başladı. Nenedeki kastım babaanne. Gençlerimiz belki bilirler. Evet. Bilmiyorum. Dediğim gibi ocak başında nenemin kucağında yaşında Türk dünyasıyla olan sevdamız onun laflarıyla başladı. Şivesiyle alırdı beni kucağına. Önce namazla alakalı bir takım derdi. İşte yani Müslümanlıkla bir ilmihal bilgileriyle alakalı bir takım şeyleri bana tekrarlattırırdı. Sonra o kaça kaçtık diye Rus işgali ve Ermeni zulmünü anlatan yaşanmışlıklarla beni bir hikaye gibi dinletiyor. Ve netice itibariyle onun tabiriyle derdi ki Oğulcan derdi bu Ermeni derler mi? Bize derdiler ki biz aslında Hristiyan olmuş Türk'üz. Fakat yavrucan bunlar ne zaman ki Urus'u daldaladılar. Yani daldalama demek Urus'u arkaya almak. Bizde Urus derler Rus'a. Rus'u arkalarına aldılar. O zaman bunlar insanlıktan çıktılar. Ve oralarda ciddi soykırım, ciddi zulümler olmuş. Ardahan'da namimiz var yani. Oraya Müslüman ve Türkleri kadın, çol, çocuk doldurarak diri diri yaktıkları, hala daha dünlerde öldü o rahmetliler, yaşayanlar biliyorlar. Evet, Türk dünyasına olan sevgimiz ve muhabbetimiz ifade ettiğim gibi sadece Türk dünyasına da değil, Milliyetçi Fikir Okulu'ndan yetişen birisi olarak Türkistan dünyasına ve tabii ki bütün mazlum milletlere olan bir sevgimiz var. Bu bizim milletimizin genetiğiyle alakalı bir şey. Tanrı dağlarından bizi indirip Hira'ya gönderen kader bir görev vermiş. Sizi dünyanın dört bir tarafına yayacağım. Siz gittiğiniz yerleri ihya edeceksiniz. Çünkü hatırlatmak isterim bizim yemeklerimiz bile sarıp sarmalamayla alakalı. Onun için gittiğimiz her yerde gittiğimiz yerin insanlarını da sarıp sarmalamışız. Başımıza, gönlümüze tac etmişiz. Yediğimizden yedirmişiz, içtiğimizden içirmişiz. Ne dinine, ne dilimiz. Ve hala daha takdirle görüyoruz ki gittiğimiz yerlerde yaptığımız köprüler, o ihya ve imar ettiğimiz eserlerde bugün dahi istifade ediyorlar oranın halkı. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım.
Ben teşekkür ediyorum. Bu sevda hiç bitmeyecektir inşallah. Gençlerimizle birlikte yeni nesillere de aktaracağız. Hep beraber bu bilinci onlara da vermeye çalışacağız. Birlikte inşallah. Bu bizim kaderimiz, alın yazımız. Tabii, kesinlikle. Evet. Anadolu'nun bir Türk yurdu olmasının aslında belgesi Sultan Alparslan tarafından Malazgirt zaferini kazanılması diyebiliriz. Bu yurt bize yüzyıllardır bize ev sahipliği yapıyor ve inşallah bundan sonra da ilelebet yapacak. Bunda kararlıyız. Tabii bu coğrafya etrafına baktığımızda yüzyıllardır süren karışıklıkların ve çıkar çatışmaların olduğunu görüyoruz. Bu da ülkemizin zor bir coğrafyada olduğu gerçeğini bize söylüyor aslında. Ülkeler kendi varlıklarını ve bekalarını sahip oldukları güçle korumaktalar ve bu güç de sanayi, tarım, sağlık, kültür, askeri ve benzeri alanlarda sahip olunan üretim gücü olarak da tanımlanabilir dersek, ülkemizin geleceğinde bu alanlardaki yerlilik ve millilik vizyonu sizce nasıl olmalıdır? Evet hocam. İfade ettiğiniz gibi evet. Tarihte Sultan Alparslan'la Anadolu'yu yurt yapmışız. Gençlerimiz akademik ve tarihi birçok şey dinlemiştirler ama benden dinleyecekleri yaşanmışlıktır. Bu çok önemli. Bunu diyorum. Rahmetli Kamuran İnan vardı. Gençlerimiz belki hatırlamayabilirler. Bu çok iyi yetişmiş. İyi bir diplomat, iyi bir devlet adamıydı. Allah rahmet etsin. Bir gün başkanla birlikte yaptığımız bir sohbette dedi ki o günkü şartlarda işte bu Orta Doğu ile ve Suriye ile alakalı. Ben dedi şehit olabilirim. Şu devasılıyım. Ama aynı zamanda Kürtler de var dedi. Yalnız dedi siz de dedi 2. 3. yüzyılda buralardasınız. Allah rahmet eylesin. Kastettiği Kıpçaklar. Ve biliyorsunuz Urfa'daki kazılardan bütün dünyanın aklı çıkıyor. Çünkü o kazılar şunu gösterecek. Dünyada insi Türk'le başlıyor. Bu kuru bir Türkçülük adı değildir. Tarihi bir hakikattir. Balkanlara gittiğiniz zaman bir ova size gösteriyorlar. Soruyorsunuz. Ne buranın adı diyorsunuz? Kumanova diyorlar. Yani Kıpçakların oradaki adı Kuman. Evet. Şimdi yerlilik ve millilik aslında hocam siyaset üstü bir kimlik ve milletimizin ve istikbali için çok öncelikli bir mecburiyet. Bak, yerlilik, millilik sadece alet ve edevatla alakalı değil. Sadece savunma sanayisiyle alakalı değil. Kesinlikle. Bu bir kimlik, bu yerlilik ve millilik. Ve siz dediniz ya Sultan Alparslan'la. Evet, evet. Bizi Tanrı Dağı'ndan indirip dünyanın dört bir tarafına dağıtan bu yerlilik ve millilik anlayışı. Yerlilik ve millilik aslında matematiksel böyle bir siyasi ikbal hesaplarında olmayan bir kavram. Yerlilik ve millilik söz konusu ise eğer yer insan için vatan söz konusu ise her şeyi teferruat sayar. Akıl ve gönül ile vatanda, bayrakta, millette ve devlette hemen durulur. Hiçbir siyasi hesap güdülmez. Şimdi her alanda tam bağımsız güç diye olmak için yerliliğin ve milliliğin devletin ve milletin hayatındaki her alanda hakim ediyor. Bu görüntü yine gitti, bir garip bir şey oldu. Geliyoruz şimdi. Sayın Bakanım geliyoruz. Tamam efendim. Yani yerliliği devlet ve millet hayatında eğer dediğim gibi tam bağımsız, güçlü bir devlet olmak istiyor. Bu yerlilik ve milliliği devletin ve milletin hayatının alanında hakim kılmalıyız. Türkiye'nin tarihi aşağı yukarı Tanzimat'tan bugüne değin yerli ve milli olanlarla kendi ülkesine ve kendi milletine yabancılaşmış,
elin adamını, bizde öyle derler, elin adamı derler. Elin adamının adamı olanların mücadelesiyle geçiyor. Yani bir tarafta yerli var, bir tarafta milletine yabancılar, elin adamının adamı olanlar, yabancı kültüre hayranlık duyanlar. Tanzimat'tan bu tarafa. Ülkemizde evet. Bu mücadele var. Bu bir hakikattir, bu bir gerçektir. Ve bugün de aynı mücadele ediyor. Yani görebiliyorsunuz. E nasıl devam ediyor? Diyoruz ki hem Türkiye'nin hem milletimizin kadim karşıtları, kadim olan başkentlerin sufleleriyle yön belirleyen, ülke, devlet, millet geleceğiyle ilgili ağızlarını her açtıklarında onların anlı şanlı medyalar manşet verenler, bunları görebiliyoruz değil mi? Evet. Yani şu anda ülke meseleleri hakkında konuşanlar, bakıyorsunuz ki yabancı başkentlerden sufle alıyorlar ve aldıkları o suflelerle birlikte onların anlı şanlı medyalarına manşet vermekten öteye gitmiyorlar. Ve bunu niye yapıyorlar? 200-300 yıldır İkballeri her yolu mubah gördükleri için yapıyorlar. Onun için dedim ki Tanzimat'tan bu tarafa yerlilik ve millilik tarafında olanlar var, karşı tarafta olanlar var. Yerlilik ve millilik hem insanlığımızın fıtratında olacak hem de ifade ettiğim gibi sayında, akademide, hayatında, yani hayat bütün alanına gergef gergef işlememiz lazım. Yaşadığı toprağın insanıyla, geçmişiyle, kültürüyle kalmamış bir takım figürleri, siyasetçi, akademisyen, medya mensubu, adamı, sanatçı, yazar, şair, daha birçok statü sahibi. Bu sıfatları taşıyanlar, bakıyorsunuz ki ülkenin her türlü meselesinde elin adamlarının penceresinden bakmaya devam ediyorlar. Bunu şu anda hayatımızda görüyoruz. Yani altını çizerek söylüyorum. Bunların dediğim gibi siyasetçi statüleri var, akademisyen statüleri var, medya mensubu, iş adamı, sanatçı, yazar, şair. 40 yıldır bölücü terör ediyoruz. Statüsyen olanlar evlatlarımızı bayrağa salıp elimize veren eşkıyaya metiyeler dizen bildirilerin altına imza atıyorlar. İşte onun için ki olanlarla, elin adamının adamı olanlarla alakalı bir mücadele var Türkiye'de. Evet. Değerli dinleyenler, izleyenler, bana göre yerlilik bir medeniyet tasavvurudur. Yerlilik ve millilik bir milletin her alanda tam bağımsız, güçlü bir millet, güçlü bir devlet, yaşanabilir bir ülke olması için iş dünyasına, medyadan eğitime, akademiden sanata, istihbarattan savunmaya, her alanda kriter olması gereken olması, yani yerlilik ve millilik her alanda kriterimiz olmalı ve bu olmasa olmazımız olmalı. Yerlilik ve millilik bir tarihi miras çünkü bizim için. Bin yıllık, hatta bin yıldan öte ana fikrimiz. Yani bizi Tuna kıyılarından Roma'ya götüren, Tanrı dağlarından dünyanın dört bir tarafına yayan, oradan buluşturan, oradan Balkanları Afrika'ya taşıyan bu yerli ve milliliktir. Bizi buralara götüren. Ve bu Anadolu'yu bize yedi düvele rağmen yurt tutturan yerlilik ve milliliktir. Atatürk onların işgal gemilerini görünce yüzünü dönüp Anadolu'ya baktı. Ve döndüğünde gibi gidecekler. İşte o da bir yerlilik ve milliliktir. Kesinlikle. Yerlilik ve millilik her türlü müstakil adeta bir manifestosudur. Yani bizim geleceğimizle alakalı bir manifesto yazacaksak bu işte yerlilik ve millilik. Ve yerlilik ve millilik aslında
sözlerimin başında 200 yılı aşkındır tarafından bir batılılaşma karşı milletimizin ortaya koyduğu idam fermanıdır. Bu kadar iddiayla söylüyorum. Yani bir mugallata şeklinde bir demokrasinin derecesini sapık ilişkilerinde arayan bir karşı idam fermanıdır. Erkek erkeğe evliliği meşru iseniz yüksek demokrasi. İşte buna karşıdır yerli ve millilik. Yani her türlü şeye karşıdır. Çarpıcı bir örnek olarak verdim bunu. Neticede yerlilik ve millilik hakikatte yüce bir yerlilik ve millilik milletimizin tarihi kodlarına dönerek kendi medeniyet kaynaklarından beslenip yeniden destanlaşacağı çağlar ötesi bir idealdir. Yerlilik ve millilik. Kendi medeniyet kodlarımızdan alacağız her şeyi. Marka haline getireceğiz. İşte yaparken bu yerli ve millilik idealiyle yapacağız. Evet. Son olarak şunu söyleyebilir miyim? Söylerim. Yerlilik ve millilik milletin ve devletin ülkü birliği insanlığa yeniden umut olma davasıdır. Şu anda insanlık kimin elinde? Derebeyi ve sömürge medeniyetinin temsilcilerinin elinde. Her taraftan var, gözyaşı var. Biz kimiz? Nizam ve medeniyetinin varisleriyiz. Bizim tarihte olduğumuzda nizam ve merhamet medeniyetinin hakim olduğu dönemlerde kadınlara dokunmak yok. Katliamlar, soykırımlar yok. Evet, onun için diyorum ki yerlilik ve millilik milletin ve devletin bir ülkü birliğinde. Evet. Merhaba hocam. Merhaba. Şimdi onlar bu burada bir miting varmış da. Evet. Hem o çocuğu bu Kırım Tatar Vakfı buraya getirmek, burada gezdirmek vesaire istiyor da onun için valileri işte belediye başkanlarını arayıp da bunlara bir sağlayın, müsaade edin diyeceğiz de. Dedim ki hocam yabancı değil yani işte görsün ki Müslümanlar ne. Evet. Nerede kaldım bilmiyorum. Ama müsaade edersen hocam şeyi buyurun, tamamlamak istiyorum. Yani buyurun. Yerlilik ve millilikle alakalı bu alet, edevat, savunma sanayi vesaire değil. İfade ettiğim gibi hayatın her alanında üniversitemizde yerlilik ve millilik, sanatımızda yerlilik ve millilik, İşte savunma sanayimizde yerlilik ve millilik. Yani hayatın her alanında. Çünkü bu yerlilik ve millilik aslında milletin ve devletin ülkü birliği içinde insanlığa yeniden umut olma davası olacak. Evet. Yani yerlilik millilik nedir diyorlar bana. Yerlilik millilik şudur. Oğuz Han atamızın bize olan vasiyetidir. Denizle ırmağa işaret ediyor ya. Evet. Birileri illa bizi hatırlarsınız Serv'de ne yaptılar? Büyük Atatürk olmasa bizi Anadolu'ya hapsedecekler, karaya hapsedecekler. Şu anda ne yapıyorlar? Akdeniz'de ne işiniz var diyorlar. Libya'da ne işiniz var diyorlar, değil mi? Evet. Bunu da içimizden birileri söylüyor. Ne işin var diyor Suriye'de, ne işin var diyor Libya'da. Ne yapalım? Antalya'da oturup sadece ayaklarımızı denize mi sokalım? Hiç mi insafınız yok? Hiç mi tarih bilginiz yok? Şu anda bizde Libya'da hak iddia edenler tarih sahnesinde devlet değilken biz orada torun oğulları devletini kurmuşuz. Sen nasıl diyorsun ki ne işin var orada? Evet. Yerlilik evet. Ve millilik dediğim gibi Oğuz Kağan'ın davasıdır. Roma'ya giren Atilla'nın davası. Alparslan'ın davasıdır. Fatih Han Hazretleri'nin davasıdır. Cennet Mekan Abdülhamit Han'ın davasıdır. Ve Cumhuriyetimizin kurucusu, ordularımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'in davasıdır. Bizim yapacağımız da onların ayak izlerine basarak aynı inançla yürümektir. İnşallah. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Teşekkür ediyorum. Şunu ifade ediyorsunuz. Aslında yerlilik ve millilik
insanın kendini bilmesi, kendi kültürüne sahip çıkması. Buradan başlıyor. Gerisi zaten geliyor kendiliğinden. Geliyor diyorsunuz. Evet, teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi tabii bu konuda yönetiyle. Evet. Burada Sayın Bakanım, bildiğimiz gibi ülkeler arasında aslında dostluktan ziyade işte çıkar ilişkileri vardır. Bu öyle olduğu söylenir. Bazen yerlilik ve millilik kavramları yanlış anlaşılabiliyor. Şöyle ki, ülkenin işte tüm dünyaya kapanması, her şeyi kendi içinde halletmesi vesaire gibi anlaşılabiliyor. Aslında ülkemizin geleceğini inşa ederken de diğer ülkelerle ilişkileri sürdürmemiz gerektiği, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1922 yılında gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız yaşayamayız. Aksine yükselmiş, ilerlemiş, medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen neredeyse orada alacağız diyerek bize anlatıyor. Sizin ülkemizin geleceği için ilim ve fenin önemi ve bunun diğer dünya ülkelerinden alınması konularındaki görüşleriniz nasıldır acaba? Bu konuda bilgilendirirseniz evet, seviniriz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam ifade ettiği gibi yerlilik ve millilik içe kapanmak olsa idi, dünyanın dört bir tarafında hala daha hızla alakalı cuma hutbeler okunmazdı. Hala daha ecdadımıza dünyanın dört bir tarafında rahmet hutbelerinde onların adına hutbeler okuyor. Onun için Türk'ün ifadesiyle yerlilik ve millilik asla bırakmak değildir. Zaten bizim bütün meselemiz hocam bilimle alakalıdır. Bilim üretmemizle alakalıdır. Kesin. Yani biz ne zaman Maturidi aklı bıraktık, hurafelere daldık, 6666 ayeti beşe bağladık, o zaman zaten kaybettik. Elin adamının işine öyle bir anlayış geldi. Ve onun içindir ki zaten İslam dünyasının bir tamamında bir tek bizi tehlike görüyorlar. İnancımızı akılla, İnancımızı yani aklı inancın emrine veren bir de milleti istemiyorlar. Şimdi çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerini düşünelim. Birileri diyor ya işte falanca adam mopu, hiç alakası yok. İyi bir matematikçi, birçok dil biliyor ve o toplam matematik formüllerini Hazreti Fatih bizzat eliyle yazıyor ve döktürüyor. At için Türk'ün kanadı derler. O zamanın şartlarında at gibi bir savaş silahını iyi kullandığımız için dünyanın dört bir tarafına yayılmışız. Evet. Evet. Sizin de ifade ettiğiniz gibi eksiğimiz bizim bilime ulaşmaktır. Peygamber Efendimiz öyle diyor. Sizin gittiğinizdir diyor. Gidin neredeyse Çin'de, Yemen'de neredeyse gidin alın diyor. Bu yitiğimize bir an evvel kavuşmamız lazım ve bilim üretmemiz lazım. Geçen haberlerde bir şey duydum, çok üzüldüm. Bizim gençlerimiz matematiği sevmiyor. Rica ediyorum. Görev bu, görev, görev. Büyük Atatürk diyor ki ilelebet koruyacak ve kollayacak, muhafaza edecek sizlersiniz. Size güvenmiş. Size emanet. O zaman sizin yapacağınız matematiği ve felsefeyi sevin. Antik çağda bir düşünür kapısına yazmış. Bu ikisini bilmeyen girmesin buraya diye. Evet. Tabii o kadar abartmayın ama matematiği ve felsefeyi sevin. Doğru. Bilime ulaşırsak dünyadaki bu derebey ve sömürge medeniyetinin zulmüne de son veririz. Tek eksiğimiz de odur Allah'ın izniyle. Evet. Şu anda Türkiye'de bu hızla aşılıyor. Yani işte Azerbaycan'da işgal altındaki kardeşlerimizin Karabağ'da gördük. Bizim ürettiğimiz İHA ve SİHA'ların
Savunma sanayinde çok ciddi mesafeler ziyetler. Sağlıkta keza öyle. Bunların hepsi siyasi istikrarın neticesi. Yani elin adamının diğer ülkelerde yaptıkları operasyonlara baktığımız zaman önce oraya bir siyasi istikrarsızlık getiriyorlar. Peşine ekonomiyle yükleniyorlar. Ondan sonra öyle bir tezgah bize yaptıkları gibi çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak diye bir tabir vardır. Şimdi bizim medeniyet coğrafyamızda ve bizde neler oluyor? Adamlar çayın taşıyla çay. Sen Kürtsün diyor. Güya Kürt bölücü terör örgütü peyda etti. Yıllardır bunu besliyor. Lojistik desteğini veriyor. Öbür tarafta IŞİD dedi, o dedi, bu dedi, bir sürü örgütler çıkarttırdı. Onları da besliyor. İtibariyle bizim coğrafyamızı, bizim medeniyet coğrafyamızı önce yıllarca İslamsızlaştırdılar. Şu anda da iniyorlar. Buna tek direnen iştapları da Ankara'nın üzerine. Bölücü terörle. Alevi sağ sol olmadı Kürt Türk'le Ankara'yı içine dürüp bizim medenimizde kendi doğrultusunda yeniden bir harita belirlemek istiyorlar. Onların yukarıdan attığı bombalarla daha 100 yıl evvel bizim iç topraklarda bizim kardeşlerimiz ölüyor. Çocuğu ölüyor. Arap'ın çocuğu ölüyor. Türkmen'in çocuğu ölüyor. Bunlara bakarak hareket etmeliyiz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi inşallah en kısa sürede da yerli ve milli olacağız. Savunma sanayinde de işte her manada. Her manada. Ve biz bu işleri hallettiğimiz zaman kim ne yaparsa yapsın ilahi kaderimizi engelleyemeyecek. Önümüzdeki asır Türk asrı olacak. Ve bu asırda en gür seda da İslam'ın sedası olacak. Kim ne yaparsa yapsın. İster dolarlarıyla gelsinler. İster bölücü terörle gelsinler. İster siyasi projeleriyle gelsinler. Buna engel olamayacaklar. Yeter ki biz buna layık olalım. Bir olalım, iri olalım, diri olalım ve yaradanın ipine sımsıkı sarılalım. Akılla ve bilimi önümüze koyalım. Büyük Atatürk'ün dediği. Ve dünyayı yeniden nizam ve merhamet medeniyetiyle tanım inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Rica ederim hocam. Burada şöyle biliyoruz ki biz aslında tarih çok iyi bir öğretmendir. Evet. Ders almak isteyenler için çok iyi bir öğretmendir. Doğru. Ülke olarak gelecek vizyonumuz bağlamında yerlilik ve millilik konusunda sizce tarihten almamız gereken en önemli dersler nelerdir diye bir soru sormak istiyorum. Bunu örneklendirmek gerekirse yakın zamanda biliyorsunuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ülkemize bir ambargo uygulanmıştı. Bu gibi durumlardan aslında bizlerin dersler çıkarması gerekiyor. Bu konuda ne söylersiniz? Buyurun. Evet. Gençlere şunu söylerim. Şu anda ülkemizde olan bir sağ Türkmen meselesi değildir. Sizin ifade ettiğiniz gibi bu ülkede hangi yönetici milletin kodlarına Ankara merkezli siyaset başvurduysa, elin adamlarından aldığı sufleyi reddettiyse başına iş gelmiştir. İşte rahmetli Cevdet'in Kıbrıs çıkartmasında neden yedi düvel üzerimize tekrar geldi? Çünkü Ecevit o zaman diğer başkentlerin süflelerine itibar etmedi. Kıbrıs'ta soydaşlarımıza yapılan zulme, haksızlığa dur dedi. Barış harekatı başlattı. Ondan sonra ne oldu? Yıllarca sen nasıl olur da Ankara merkezli bir siyaset tarihi olmadık muamelelere tabi tutuldu. Ama netice itibariyle bunu bilmemiz mümkün. Yani 12 Eylül'e bakalım, 12 Eylül'ü hazırlayan şartlara bakalım. Açık ve nettir, kayıtlar altındadır. Güya müttefikimiz bir ülkenin büyükelçisi gidiyor, kendi başkanına diyor ki
çocuklar başardılar. Başarılan neydi? Tıpkı bugün olanlar gibi. Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapan iki ülke NATO'ya girmek istiyor ya. İşte bugünkü Ankara merkezli siyasi irade bir saniye dedi ya. 12 Eylül'ün asıl yapılma nedenlerinden biri hala daha komşuluk hukukuna riayet etmeyen ve her daim onların piyonu olmuş olan bir ülke girmesiyle alakalıdır. En büyük nedeni odur. Ve bunun için bu ülkenin gençlerini birbirine düşürttüler, kışkırttılar. Netice itibariyle insan potansiyelimizi erittiler. Bizi içimize dürdüler, enerjimizi tükettiler. Şu anda da yapılan onlar. Yani Cumhuriyet hükümeti hemen hemen her biri bu belalarla karşı karşıya kalmıştır. Bir ülke düşünün ki yedi düvele karşı kurtuluş savaşı veriyor ve neticede akıbetinde hemen birileri çıkıyor. Bir tekerleme var. Önce mülkiye, sonra Türkiye, 10 yılda bir harbiye. Bunu yaptılar mı? Yaptılar. İhtilaller. Peşine 60 ihtilali. İşte 70 muhtırası. 80 ihtilali. İşte kayır ekseriyetli iktidar olmuş bir partiye açılan kapatma davası. En son 15 Temmuz kalkışması. Ve yani bir türlü rahat bırakmıyorlar. Nedeni ne? Nedeni şu. Ne zamanki Türkiye kendi medeniyet kodlarından ve milli bir duruşla Ankara merkezli hareket edip uçağımızın burnu havaya kalkıyorsa o zaman irili ufaklı bütün şer odakları bir araya geliyor. Ve içindeki piyonları harekete geçiriyor. Bütünümüzün dikkatli bakması lazım. Tabii, mesele tabii. İfade ettiğim gibi bütün mazlumların olan Ankara ile alakalıdır. Biz sadece Müslümanların ve Türklerin değil, bütün mazlumların medinesiyiz. Biraz evvel burada işte Ukrayna'da mağdurlar ve mazlumlar, tarihimiz de böyle. Biz sadece kendimize değil, bizden olmayanlara da kucak açmışız. Ve onları başımıza tac etmişiz. Ama işte ne yazık ki bu güçler Osmanlı'yı batırabilmek içinmişler Balkanlar'da. Dönmüş Sırp'a demişler ki sana Büyük Sırbistan vaat ediyoruz. Bugün büyük sana büyük diyoruz. Bugün Büyük Hırvatistan diye bir yer var mı? Yunan'a demişler ki sana Büyük Yunanistan vaat ediyoruz. Yunanistan'a soralım. Büyük Yunanistan mısınız? Hala daha bizim üzerimize kışkırtmaya çalışıyorlar. Dönmüşler. Nenemin tabiriyle komşumuz 1000 yıl beraber yaşamışız. Sana Büyük Ermenistan vaat ediyoruz. Devletinin ilk başbakanının söylediği sözdür. Biz Türklere yanlış yaptık. Denizden denize Ermenistan hayaliyle hareket ederek 1000 yıl beraber yaşadığımız komşularımızı arkadan hançerledik. Bu Ermenistan'ın kurucu başbakanının sözleridir. Müsaade eder misiniz? Şu ilgili bir şey söyleyeyim. 2 dakikada. Buyurun. Buyurun Sayın Bakan. Alo. Evet sayın. Hı? Tamam.
Evet, Sayın Bakanımıza tekrar bağlanıyoruz hemen. Tekrar bağlanıyoruz arkadaşlar. Ver ya şu Ümit Şilit'in şeyini, telefonunu var diye onlar bir şey kuracak. Evet, kusura bakma hocam. Evet, Vali Bey'in selamı var. Aleyküm selam. Bursa Valimizin selamı. Aleyküm selam. Evet. Sayın Bakanım. Buyurun. Evet. Teşekkür ediyorum bilgilendirmeniz için. Biraz da bir Allah'ına çay falan bir Allah'ım vermiyor mu rektör hocam sana? Bize vermiyorlar burada. Evet. Ben arkadaş, göndereyim buradan. Belki arkadaşlar duyar getirir Sayın Bakanım. Yaşa. Evet. Sayın Bakanım, Kültür Bakanlığı dünyada pek az ülkede bulunan bir bakanlık. Evet. Ve siz burada bakanlık görevinde bulundunuz. Bu bağlamda size sormak istiyorum. Milli kültür denilince ne anlamamız gerekiyor? Yerli kültür olur mu? Evrensel değerlerle milli değerler nasıl birbirine uyumlu hale getirilebilir? Bizlere bu konudaki görüşlerinizi... Şöyle getirilebilir. Siz kendi medeniyet alacağınız değerlerle bir kültür oluşturursunuz ve ondan sonra bunu küresel marka yaparsınız. Ecdat bunu zamanında yapmış mı yapmış? Bir zamanlar Selçuklu ve Osmanlı Avrupa'nın anlı şanlı başkentlerinde en önde kıyafetler olarak giyilirmiş. Yemeklerimiz hakeza öyle. Bütün kültürümüz. Onun için yani küreselleşeceğiz diye yabancılaşmanın bir anlamı yoktur. Bakın şu anda hızla bir değerler erozyonuna tabi tutuluyoruz. Gençlerimiz bunu çok daha iyi yaşıyorlar. Yani şu internet dediğimiz, işte sosyal medya dediğimiz işlerin marifetiyle hızlı bir şekilde değersizleştiriliyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey. Onun için evet, yerlilik ve millilik işin temel basamağıdır. Yani biz önce pergelimizin bir ucunu bu yerlilik ve millilik noktasına saplayacağız. Oradan medeniyet kodlarımızdan beslenerek pergelin diğer ucuyla bütün dünyaya ecdadın yaptığı gibi dolaşacağız. Ve değerlerimizi dünya markası yapacağız. Mesela neyi yapacağız? Türk samimiyetini dünya markası yapacağız. Öyle yılan gibi eğri bürü dostlar olmayacak. Evet. Uluslararası anlaşmalara adam gibi uyuyun diye. İşte onun için bilimde ileri gitmemiz lazım. Kesinlikle. Evet, yerlilik ve millilik ifadesi küresel olmaya, evrensel olmaya engel değildir. Değerlerimiz daha düne kadar, daha yüz küsür yıl evvel Adriyatik'ten Çin Seddi'ne bütün milletlerin kabul ettiği değerlerdi. Ama kimliğinizle var olmanız gerekiyor. Değil mi Sayın Bakanım? Orada. Kimliğinizle evet. Birlikte. Elin adamı boşuna mı demiş? Bilmem kimin bilmem neyini göreceğine Türk sarığı görmeyi tercih ederim diye. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Onun için bizim değerlerimiz evrenseldir. Bizim inancımız evrenseldir. Bizim yerel değerlerimiz de evrenseldir. Yemek meselesini boşuna söylemedim. Yemekle sarmalamayla alakalıdır. Orada bile bir sevgi vardır. Merhamet vardır. Sözlerimin içerisinde söyledim. Biz nizam ve merhamet medeniyetinin varisiyiz. Bu hiçbir millettir. Sadece bize mahsustur. Sadece bize mahsustur. Onun için bu değerlerimizi dün ecdadın yaptığı gibi küresel hale getirebiliriz. Bundan insanlık kazanır. Yani bizim yanı sıra insanlık da bundan kazanır. Evet. Ne oldu aydınlanma? Aydınlanma felsefecileri, işte hümanizm vesaire vesaire. Bundanlığa servis edenlerin hayatlarına gençlerimiz okusun baksın. Kimler insanlığa hangi değerleri servis etmişler ve o servis edenler hangi akıl hastalıklar etmişler. Gençler buna girin bakın lütfen. Yarın bugün
her şeyini üzerine oturtturduğu felsefeyi, kuramı ortaya koyanların hayatlarına lütfen girin bakın. Bir de bizim Mevlana'mıza bakın. Ahmet Yesevi'mize bakın. Molla Gürani'ye bakın. Kime bakıyorsanız bakın. Musa'ya bakın en son. Onun için bizim değerlerimiz evrenseldir. Bizim değerlerimizle buluşan insanlığın bir tamamı kazanır. Çünkü biz yaratılmışı severiz yaradandan ötürü. Milletimiz her safhada bunu göstermiştir. Evet. Teşekkür ediyorum tekrar Sayın Bakanım. Teşekkür ederim. Değerli hocam. Tabii teknik bazı aksaklıklar yaşadık. Bunun için izleyicilerimizden özür diledik. Ama bize ayrılan sürenin de sonuna yaklaştık. Aslında soracağımız bir sürü, görüşünüzü almak istediğimiz bir sürü konu var ama zaman kısıtından dolayı son olarak size şöyle bir soru sormak istiyorum. Ukrayna Karapapak Türkleri Milli Konseyi Üstün Hizmet Nişanınız var sizin. Evet. Türk dünyası ile Türkiye Cumhuriyeti ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Kısaca bu açık yürekli şunu söyleyeyim. Tabii bu bizim terekemeler Karapapak'a yani bu kadim Türk şu anda Gürcistan'ın olan Ahaska'da kadim Türk Ahaska'nın bir tarafında kendini Türk, işte bizim Ahaska Türkleri vardır. Bir tarafında da Oğuz Türk'ü olan bu Karapapaklar ve terekemeler vardır. Bunlar Sunni Oğuz Türk'üdür. Evet. Onların böyle bir şeyi var bize. Sağ olsunlar. Şimdi geldiğimiz bu noktada Cumhuriyet hükümetlerinin bugüne kadar yaptığının bir tamamını şu andaki siyasi irade, şu anda yani devleti yöneten siyasi iradenin açık yüreklilikle Türk Milliyetçiliği Fikir Okulu'ndan yetişmiş biri olarak söyleyebilirim. Siyasi irade doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine milletimizin duygu ve düşüncelerini kendi medeniyet coğrafyamızdaki kardeşlerimize herkese ve her şeye rağmen taşıdığı gibi işte Ukrayna'sından Afrika'daki Hristiyan bir rengi esmer olana kadar taşıyor. Ve altını çizerek bir kere daha söylüyorum. Yani bugün geldiğimiz noktada sen söyleyebilirsin. Bugün geldiğimiz noktada bu Cumhuriyet hükümeti külliyede adı Türk olup da vatansız olan 9 tane devlete yayılmış Ahaska Türklerinin bir tamamını milletin evi olan külliyede topladı. Cumhuriyet tarihinde böyle bir örnek yok. Birileri bu şeyin üzerinden fırtına kopartıyor ya bu mülteciler vesaire üzerinden. O mültecilerin içerisinde 200 bin küsürün içerisinde 100 bin çocuk var. 47 bin Türkmen var. Oymoy kullanmaylaştık verilmedi. Sadece insan olarak verildi. 100 bin küsür insan vatandaşlık aldı. Bunun 47 bini Türkmen asıllıdır. Ki öbürler de bizim kardeşimiz. İlahi kanunla kardeş ilan edilmişiz Arap Türkleri. Ve bunun 100 bine yakını da, evet. İfade ettiğim gibi milletin evi külliyede dünyanın dört bir tarafında adı Türk olup vatansız yaşayan Ahaska Türk toplandı. Onlara dünyaları inşallah nasip olur. Gidersiniz o ülkelere. Bir Ahaska Türk'e hemen gelir sizin yanınıza. Neye değersin der. Hadi bize gidah. Hinkal da bir çürtmüşüm. Evine girer girmez hemen size. Anadolu Türkçesi gibi Türkçe konuşur. Evet. Başımdan geçen bir şeyi söylemek istiyorum. Bir ülkede beni davet ettiler. Orada bir teyzemiz dedi ki yavrucan dedi başımızdan tavşar ağzımızdan yaşmak düşmemiştir. Kur'an başımızın ucunda asılı durur.
ayağımız da koynumuzda sahrıdır oğulcan. Evet. Rus bile bizi geçiremedi. Evet, işte yerlilik millilik budur. O kadar çivine rağmen dünyanın bir uç coğrafyasında 2-3 sürgüne tabi tutulmuş bir insanın bir söylediği budur. Dilinde bir değişiklik olmamış. İnancında bir değişiklik olmamış. Bizde tavşar diye bir şal örterler şöyle. Odur. Yaşmak derler. Beyaz çarı şöyle şuraya kadar çekerler. Evet. Kusura bakmayın. Yani estağfurullah. Tabii çok duygusal. Kalple akıl eden, gönülle bakan insanız. Duygulanıyoruz. Tabii. Kusura bakmayın. Aynı duyguları biz de yaşıyoruz. Oradaki Türkmen kardeşlerimizin haberlerini aldıkça çok şükür bugün daha iyi tabii geçmişe yönelik olarak. Çok acılar. Yani hocam bakın ifade ettim. Askerlerden örnek verdim. Bir evet. Örnek daha vereyim. Buyurun. Bu memleketteki hükümetlerin birçoğunun Suriye'deki Türkmen varlığından haberleri falan yoktu. Irak'ta yıllarca Türkmeneli bölgesinde bir zulüm var. Haberleri yoktu. Evet. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi mülayimi çal bakayım dedi. Bütün Türkiye bunu gördü. Devam etsin. Kapatma dedi. Kapatma. Türkmensiz Kerkük düşünenlerin hayran ederiz dedi. Dünyası için ne yapıyoruz? Evet. Türkmeneli için söylediği budur. Türkmenlerin bir türlü sahip çıkmakta zorlandığı Filistin için Filistin deyince ces gelir diyor. Bunu söyleyen bu ülkenin siyasi erki, en başındaki insanı. Yani Türkistan coğrafyasına böyle bakıyor da diğer milletlere farklı mı bakıyor? Hayır. Ve onun için açık yüreklilikle ifade ediyorum ki bu milletin duygu ve düşüncelerini bütün insanlığa yansıtan bir siyasi irade var. Şu ben bir partinin üyesi değilim. Temsili siyaset, yani siyasi temsili siyaset yapmıyorum. Dediğiniz gibi bağımsız bakanlık görevdi. Devlet emretti, biz baş üstüne dedik. Başkanlığı geçenlerde bana bir yılın hak ettik mi etmedik mi bilmiyorum da yılın bürokrati şeyi verdiler. Ödülünü. Ödülü verdiler. Evet, ben neticede biliyorum. Ve şu andaki Cumhurbaşkanımızın yanında durmayı bir partinin yanında durma olarak görmüyorum. Şu andaki Cumhurbaşkanı'nın yanında durmak benim için tek devletin, tek vatanın, tek milletin, tek bayrağın yanında durmak. Canım niye? Şöyle. Bazen milletlerin kaderi insan takışır. Sakarya'da, Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le çakışan kaderimiz bugün de Rizeli Recep Tayyip Erdoğan'ın kaderiyle çakışıyor. Ve dikkat ederseniz Türk milletiyle meselesi olanların bir tamamı direkt Cumhurbaşkanını hedef alıyor. Allah var, problem yok. Yazan odur, bozacak da odur. Kim ne yaparsa yapsın. Çok mu uzattım? Estağfurullah Sayın Bakanım. Yani teşekkür Türk dünyasına yapılanlar çarpıcı ve kısa pratik örnekler evet. Verdim. Teşekkür evet. Ediyoruz. Keyifli bir sohbet. Halkanlara bakış. Yani bizim medeniyet coğrafyamızın bir tamamına bakış ortadadır. Suriye'de ne işimiz var diyenler, Libya'da ne işimiz var diyenler, işte Balkanlar, Karabağ'da ne işimiz var diyor. Azerbaycan meselesine eğer bugünkü hükümet gibi bakılsaydı, 30 yıl orada hukuksuz bir iş çıkardı. Bir helikopteri vermediler o zaman. Ben il başkanıydım. Rahmetli Elçi Bey'e bir helikopter gönderilmedi. Bugünkü tavır takınılsaydı 30 yıldır olmayacaktı. O soykırım, Hocali'de soykırım yaşanmayacaktı. 14 yaşında bir Azerbaycan Türk diri diri bunun derisini yüze
yerinde yapacak diye bağırmayacak. Onun için ben bir Türk milliyetçisi olarak minnettarım. Daha da iyi şeyler. Evet. Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Keyifli bir sohbet oldu, ben bizim için bilgilendirici oldu. Umarım izleyicilerimiz de bu keyfi almışlardır. Sizleri Sakarya'da da ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız. İnşallah uygun olduğunuz bir zaman diliminde burada İnşallah. Görmekten büyük mutluluk duyarız. İnşallah. Ben de şahsında üniversite rektör hocama, öğrencilerimize, velilerine saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sohbetimizi burada kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.